Mutfağımdan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere tepsi kadayıfının yapımını göstereceğim. Fıstıklı bir tepsi kadayıfı yapacağız. Bunun için gerekli olan bize malzemeler kuru kadayıf veya yaş kadayıf. Ben kuru kadayıf kullanacağım. Elimde bu var çünkü. 250 gram kadar tereyağımı, eritmiş olduğum tereyağımı kadayıfımın üzerine döküyorum. Eğer yaş kadayıfınız daha yumuşak bir kadayıf varsa elinizde, tabii o çok daha güzel olur. Hani onunla yapmanızı tavsiye ederim. Evet, yağımızı güzelce kadayıfımızla birlikte harmanlayalım. Üzerine 1 su bardağı süt dökeceğim. Ama sütü tamamen hepsini aynı anda dökmeyeceğim. Yavaş yavaş. Hepsini bir yerine dökmeyin derim. Bu şekilde karıştırarak yavaş yavaş sütle birlikte kadayıfımızı yumuşattık. Evet, 30 santimlik bir tepsim var. Altını bol yağla yağladım, tereyağı sürdüm. Tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. Tereyağı sevmeyenler için. Harmanlamış olduğum kadayıf karışımını, altını bolca yağlamış olduğum 30 santimlik tepsime yerleştiriyorum. Yarısını tepsimin alt kısmına yerleştiriyorum. Ben bu kadayıfı, bugünkü kadayıfımızı fıstıklı yaptım ama arzu ederseniz fındıklı, cevizli yapabilirsiniz. Elinizde hangi malzeme varsa onu kullanabilirsiniz. İyice bastırıyoruz arkadaşlar kadayıfımızı. Evet, iyice bastıralım kadayıfımızı ve üzerine arzu ettiğiniz kadar iç malzeme koyabilirsiniz. Ceviz veya fıstık veya fındık. Ve her tarafına yayalım fıstığımızı. Ve geriye kalan kadayıfımızı da yine fıstıkların üzerine serpelim. Her tarafına eşit gelecek şekilde yerleştirelim. Ve fırınımızı da şu anda 175 dereceye ısıttım arkadaşlar. Fırına göndereceğim. Şimdi üst kısmını bir başka tepsiyle iyice bastıralım. Evet, iyice bastırdıktan sonra 180 derecede arkadaşlar nar gibi kızarana kadar pişireceğiz kadayıfımızı. Ve şerbetine geçelim biz. 3,5 su bardağı toz şekerimiz, 3,5 su bardağı suyumuz var. Birkaç damla limon suyu kullanacağım. Ve ocağı kaynamaya başladıktan sonra, 5 dakika kaynattıktan sonra ocaktan alıp ılınmaya bırakacağız. 3,5 su bardağı su ve 3,5 su bardağı toz şeker. Gördüğünüz gibi kadayıfımız kızardı, nar gibi kızardı. Şimdi altının kızarıp kızarmadığını görmek için tepsimizde bu şekilde elinizdeki bir tabakla çevirelim. Şu anda kadayıfımız çok sıcak. Elimi yakabilir. Şöyle bir şeyle tutacağım. Evet, altı da çok güzel kızardı gördüğünüz gibi. Ve ılık olan şerbetimizi sıcak olan tatlımızın üzerine dökelim. Evet, dediğim gibi şerbetimizi ocağa koyduktan sonra, kaynamaya başladıktan sonra, 5 dakika kaynattıktan sonra ocağımızın altını kapatıyoruz ve şerbetimizi ılınması için bırakıyoruz. Evet, şerbetini çekti kadayıfımız.
Şu anda tamamen ılık bir şekilde ama servis için sizlere göstermek istiyorum. Evet, üzerine dondurma ile servis yapmanızı tavsiye ederim. Çok lezzetli oluyor. Dondurma çok yakışıyor çünkü. Yine üzerine fıstıkla süsleyelim. Ve afiyetle yiyelim arkadaşlar. Hazır Ramazan yaklaşıyor, oldukça kolay, herkesin yapabileceği kolaylıkta bir tatlı. Evet, yapacak olan arkadaşlarım sizlere kolay gelsin diyorum. Yeni bir tarifle tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize çok çok iyi bakın, sevgiyle kalın.